Merhabalar arkadaşlar, Derya'nın mutfağı kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mercimekle bulgur pilavı yapacağım. Sizlerle beraber yapalım. Şimdi bir su bardağı mercimeği haşlanmaya bırakacağım. Mercimeklerimin tozu gitsin diye öncesinde yıkadım. Şimdi böyle ocağımın altını açayım. Burada haşlansın mercimeklerim. Evet, şu anda mercimeğim kaynamaya başladı. Suyunu çekene kadar pişsin, sonra görüşürüz. Şimdi ben bir adet soğanımı elimde doğrayacağım küçük küçük. Bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Şimdi mercimeğim suyunu çekmek üzere. Bu suyunu çekene kadar ben soğanımı kavuracağım. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Birazcık zeytinyağı, şöyle göstereyim, 2 yemek kaşığı kadar, 1, 2, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ bırakacağım, bu kadar. Şimdi bunları soğanın kokusu çıkana kadar kavuracağım. Şimdi mercimeğin göz gözü oldu. Suyunu çekiyor. Mercimeğin pişmiş mi diye bakacağım. Evet, şimdi soğanlarım. Kavrulmaya başladı. 1-2 tur daha çevireceğim. Evet, soğanlarım şu anda kavruldu. Ben 1 yemek kaşığı dolusu salça ilave ediyorum. Biber ve domates salçası karışık benimki. Çok fazla salçalı olsun istemediğim için kaşığı doldurmadım. Şimdi salçamla da soğanım kavrulsun. Evet, mercimeğim şu anda pişti. Onu kenara alacağım, bekleteceğim. Evet, şimdi 2 su bardağı ediyorum. Kurumla da karıştırayım. İsteyen salça da bırakmayabilir. Salçasız da yapılabilir. Ama ben birazcık salça bıraktım içine. Sarımsak bırakmak isteyen bırakabilir. Ekleyebilir. Bunu böyle güzelce bir kavurayım. Ben bulgur pilavını da ölçüyle yapıyorum. Gerçekten hiç beni yanıltmadı. Şimdi bir tatlı kaşığı tereyağımı ilave ediyorum. Tereyağıyla da bir tur çevireceğim. Tereyağı eridikten sonra suyunu ilave ettikten sonra mercimeğini içine dökeceğim. Evet, şimdi bulgurum da kavruldu. Ben buna 4 su bardağı su ilave edeceğim. 2 bardak bulgura 4 su bardağı su. Yani 2 olacak ölçüsü. Kesinlikle bu tarifi deneyin, birebir uygulayın. Yanıltmadı beni, sizi de yanıltmayacağına inanıyorum. Ama ölçüyü birebir kullanın lütfen. 1'e 2. 1 su bardağı bulgura 2 su bardağı su. Şimdi kaynar suyumuzla yapıyoruz. Kaynar su olacak. Haşladığım mercimeklerimi ilave edeceğim. Şimdi bu şekilde haşladığım 1 su bardağı mercimeği içine ilave ediyorum. Ben mercimeği tam pişirmedim, içinde dağılmaması için biraz diri kaldı. Siz de biraz diri bırakırsanız bulgurla beraber içinde pişecektir. Evet, bu şekilde bunu da bir karıştıracağım.
şekilde arkadaşlar kısık ateşte kendi kendine suyunu çekene kadar pişecek. Şimdi 15 dakika 10 dakika içinde pilavımız hazır. Şu anda göz göz oldu, pişti. Altını kapatıyorum, kenara alacağım. Bir 10 dakika dinlenecek. Şimdi pilavımı karıştırayım. Hala sıcak. Güzelce yağ, mercimeği falan birbirine karışsın. Evet, şimdi kasemizi alalım. Ben çok fazla dinlenmesini bekleyemedim. Siz bir 10 dakika beklerseniz daha güzel olur. Şimdi üzerine ben birazcık pul biberi gezdireceğim. Çok severim. Birazcık da kuru nane, isteğe bağlı. Sevmeyen bırakmayabilir. Ben severim. Evet, mercimekli bulgur pilavımız hazır. Afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ederim. 10 dakikada, 15 dakikada yemek. Biz yanına yakışacağını düşündüğüm için cacık yaptım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz, beni takip edip destek verirseniz çok mutlu olurum.